Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu iki renkle güzel bir tunus işi modelin yapılışını anlatacağım. İplerimiz nakla pırlanta arkadaşlar. Sizler farklı iplerle, farklı örgülerle bu modelimizi deneyebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini tıklayarak bildirimleri açarsanız yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Videolarımı da beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle şöyle tunus şişini göstereceğim. Benim numaram 2,5 arkadaşlar, 2,5 milimlik. Sizler iplerinize göre çalışabilirsiniz. Bir tane ilmek oluşturdum. Böyle kilitledim. Şimdi buraya 20 tane zincir çekeceğim. Ben 20 ile yapacağım. Sizler artırabilirsiniz bu sayıyı yaptığınız işe göre. Bir tane zincir çektim. Şimdi her bir zincirin içerisinden bir tane ilmek çıkaracağım. Şöyle ters çeviriyorum. Tersten çıkaracağım ilmekleri. Başta da bir tane vardı. Şöyle iki oldu. Sırasıyla diğer zincirlerin içerisine batıp 3 yaptım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 oldu. Şöyle bir sayı eksik çekmiş olabilirim. 19 tane ilmekle devam edeceğim. Baştakini tek olarak kapatıyorum, yani bir tane çıkarıyorum içerisinden. Devamında ikişerli olarak kapatarak geri geliyorum. Şöyle 2'de bıraktım arkadaşlar. Şimdi diğer rengimi bağlayacağım. Bağladığım kısmı hemen en yakınına getiriyorum ve buradan, evet, ipimi bağladım, buraya getirdim. Son iki ilmeğimi beyaz ipimle kapatıp beyaz ipe geçmiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi burada ilk baştan sırasıyla batacağız arkadaşlar. Şöyle kutu kutu oldu modelimiz. Gördüğünüz gibi bu aralarda boşluklar var. Bu aradaki boşluklara batacağız. Şöyle görünüyor arkadaşlar. İlk baştan batıp ilmeğimi çıkarıyorum. Tekrar bir ilmek atlıyorum, sıradakine batıyorum. Yani arada bir ilmeğimiz kalmış oluyor. Bu şekilde sırasıyla batıyorum ve çıkarıyorum. Şöyle sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19. 19 ile devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle baştakini tek olarak kapatıp sondakileri
çift olarak kapatarak sıra sonuna kadar kapatıyoruz. Son iki ilmek kaldığında diğer renkle kapatarak diğer rengimize geçiyoruz. Şöyle kapattım. Şimdi burada arkadaşlar artırma yapmamak için altta ne yapıldıysa onu yapacağız ki sayımız artmasın. Şimdi baştaki ilmeğimiz burada ve üzerinde son olan ilmeğimiz, ilk başlangıç ilmeğimiz var. Şimdi buradan batarsak eğer ki artırma yapmış oluruz. Çünkü buranın üzerinde var. Hemen diğer kutuya geçip buradan ilmeğimi çıkarıyorum ve altta ne yaptıysam üstte de onu yapıyorum ki artırma yapmış olmayalım. Şöyle sırasıyla yapıyorum. Yine 19 sayısında kalacağım arkadaşlar. Eksiltme yapmamak, artırma yapmamak önemli. Çok kolay bir örgü modeli. Her yerde kullanabileceğiniz basit bir örgü modeli arkadaşlar. Şimdi sayalım tekrar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 olduğu için sondaki alt ilmeğe de batacağız arkadaşlar. Şöyle 19 olacak. Buradaki son ilmeğimizi burada da yapmış olduk. Tek olarak kapatıyorum sondakini ve diğerlerini çift olarak kapatarak geri geliyorum. Battaniye yapabilirsiniz arkadaşlar. Bebek battaniyesi bu örgü modeliyle çok güzel olacaktır. Bebe yünleriyle çalışabilirsiniz. Biraz da böyle şiş numarasını biraz daha bir tık büyük kullanarak daha yumuşak, daha güzel örgüler yapabilirsiniz. Son iki ilmeği yaptığımızda diğer rengimize geçiyoruz. Beyaz ipimi aldım ve kapattım. Şimdi beyaz ilmeği takip edeceğiz. Beyaz başta hemen burada, yanında bir tane daha var. Buradan batıyorum ve şöyle ikinciyi yapıyorum ve sırasıyla devam ediyorum. Böylelikle modelimiz ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Ben küçük bir modelde göstermeye çalıştım. Bunu dediğim gibi eğer ki battaniye yapacak olursanız zinciri çekip metre ile ölçerek o ölçüde zincir çekip üzerine başlayabilirsiniz. İki, dört, altı, sekiz, on, on iki, on dört, on altı, on sekiz ve 19. Baştakini tek, diğerlerini çift olmak üzere kapatarak geri geliyoruz. Tunus işi çok kolay bir örgü tekniği arkadaşlar. Hiç örgü bilmeyen arkadaşlarımız bile bu teknikle çok güzel örgüler yapıp çıkarabilirler. Şöyle diğer ipime geçiyorum. Örgümüz ortaya çıktı arkadaşlar. Evet, şimdi netledi. Devam ediyorum. Bir sıra daha yapalım, bitirelim. Hemen alttaki ilmeğe bakıyorum. Birincisi ve ikincisi burada. Hemen buradan batıyorum. Ve sırasıyla alttaki ilmekleri takip ederek ilmek çıkarıyorum. Burada diğer sırada alttakini yapabilmek için buradan da batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde daha düzgün oluyor. Tekrar saymadım ama sayalım hemen. Burası da 19 olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18 ve 19. Alttaki ilmekleri takip ettiğimizde saymamıza da gerek kalmıyor. Son ilmeği tek olarak kapattım. Diğerlerini çift olarak kapatıyorum. Ve sıra sonuna kadar geri geliyorum. Son iki ilmekte beyaz renge geçiyorum ve beyazda kapattım. Evet, örgümüz ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi ben sizler için biraz daha yapayım. Son halini paylaşmak için tekrardan geri dönelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde birkaç sıra daha yaptım ve son hali bu şekilde oldu modelimizin. Bu modeli dediğim gibi örgü yapabileceğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel bir model. Şöyle arka tarafı da tunus işi çok kolay bir teknik. Dediğim gibi sizler de deneyebilirsiniz. Oldukça kolay ve zarif bir modeldi. Yapacak, deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.